Teknoblog Podcast'te hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. 30 Ocak 2015 Cuma günü gerçekleştiriyoruz bu programı. Normalde Perşembe günleri biliyorsunuz söz vermiştik sizlere. Perşembeleri Teknoblog Podcast yapacaktık ancak gündemimiz oldukça yoğun. Ocak ayının son haftası ve işlerde bir hayli yoğun. Hem teknoloji dünyasının gündemi yoğun hem de bizim kendi gündemimiz yoğun. Biliyorsunuz Teknoblog olarak Avia Mobil Dergi'nin yayınını hazırlamayı üstleniyoruz ve şu anda da 27. sayı hazır durumda Şubat ayı ile birlikte. Şubat 2015 sayısı da yayında olacak. Yine dop dolu podcast'a başlarken Avia Mobil Dergi'nin de reklamını yapmış olalım. Yeni sayının müjdesini vermiş olalım. Ve bu hafta teknoloji dünyası gerçekten önemli gelişmelere sahne oldu yine. Şirketlerin çeyrek yıl mali sonuçları açıklandı. Microsoft, Samsung, Google, Apple gibi şirketlerin gelirleri, karları vesaire bunlar açıklandı. Apple'ın ortaya koyduğu tablo bayağı ilgi çekti. Buna değineceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye ile ilgili bir iki önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi 2007 yılından bu yana Turkcell Genel Müdürlüğü'nü görevini yürüten Süreyya Ciliv'in görevi bırakması oldu. 31 Ocak tarihi itibariyle Süreyya Ciliv görevinden ayrılıyor. Ve bunun dışında bir de geçtiğimiz salı günü Facebook ve Instagram kesintisi oldu. Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Bunu birazdan aktaracağım sizlere. Zaten teknoloji dünyasıyla ilgilenseniz de normal sıradan bir kullanıcı olsanız da Facebook, Instagram kesintisinin aklınıza neler getirdiğini bilirsiniz. Buna değineceğiz. Bunun yanı sıra General Mobile Discovery Air tanıtıldı. Dün General Mobile'ın ofisinde bir toplantı vardı. Ona iştirak ettik. Bununla ilgili konuşacağız. Gündemimiz bu şekilde. Hemen başlayalım. Fazla vakit kaybetmeyelim ve gelişmeleri size kısa süre içerisinde aktarmaya çalışalım. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv 31 Ocak 2015 tarihi itibariyle görevinden ayrılıyor. Genel Müdürlük koltuğunu bırakıyor. Süreyya Ciliv'in Turkcell'in genel müdürlüğünü bırakacağı bir süredir kapalı kapılar arkasında konuşuluyordu. Süreyya Ciliv'in gideceği söylediğimiz gibi konuşuluyordu, söyleniyordu. Süreyya Ciliv'in de bundan sonraki yöneticilik iş hayatına yönelik çeşitli planların olduğu da konuşuluyordu. Süreyya Ciliv'in ne yapacağı belli değil. Danışman da olabilir. Bir şirketin başına da geçebilir. Farklı farklı senaryolar var. Yurt dışına gidebilir. Bakalım ilerleyen dönemlerde Süreyya Ciliv'in nasıl bir harita çizdiğini, yol haritası çizdiğini kendisine göreceğiz. Bununla ilgili haberleri de Teknoblog'da bulacaksınız. Bu arada Turkcell'in genel müdürlüğü içinde çalışmalar, arama çalışmaları başlatıldı. Şu anda İlker Kuruöz vekalet ediyor. Genel müdür yardımcılarından İlker Kuruöz vekalet ediyor Turkcell Genel Müdürlüğü'ne. Bir yandan da Turkcell Yönetim Kurulu'da CEO araştırmalarına genel müdür arama çalışmalarını yürütüyor. Çeşitli söylentiler var ortalıkta. Geçtiğimiz aylarda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil'in Turkcell'in başına geçeceği söylenmişti. Son zamanlarda ortaya yeni isimler atılıyor. Bunlardan bir tanesi de Kaan Terzioğlu. Kendisi Teknosa Yönetim Kurulu üyesi. Cisco geçmişi var. Teknoloji dünyasına uzak değil. Aynı zamanda yöneticilik vasıfları da üstün olduğunu söyleyebileceğimiz bir kişi. Turkcell Genel Müdürlüğü için onun adı geçiyor. Bir iki isim daha var kulağımıza gelen. Onlardan pek bahsetmesek daha iyi olur şimdi. İlerleyen haftalarda Turkcell'in genel müdürünün kim olacağı, hangi isim olacağı belli olacaktır. Ve bununla ilgili gelişmeleri de Teknoblog'da bulacaksınız. Türkiye ile ilgili başka bir habere geçelim. Aslında dünyayı ilgilendiren bir haberdi bu. Facebook ve Instagram geçtiğimiz salı sabah saatlerinde, Türkiye saatiyle konuşacak olursak sabah saatlerinde kesinti uğradı. 8 gibi başladı bu kesinti ve yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Facebook'tan açıklama gelmeden önce Instagram'a, Facebook'a giremeyenler hemen bunun acaba devlet eliyle bir sansür mü olduğunu, bir erişim engellemesinin mi söz konusu olduğunu düşündüler. Biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyaya yönelik sansür olayları, sansür beklentileri, tehlikeler vesaire bunlar sıklıkla konuşuluyor, tartışılıyor. İşte Facebook'a son olarak bu hafta başında bir mahkeme kararı alınmıştı. Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren içeriklere erişimin engellenmesi istenmişti mahkeme tarafından. Bu mahkeme kararı Facebook'a iletilmişti. Aksi takdirde Facebook'a erişimin toptan engellenmesinin söz konusu olduğu belirtilmişti. Hemen arkasından böyle bir kesintinin olması her iki serviste biraz akıllarda soru işareti oluşturdu. Ancak
Facebook'tan gelen açıklama, sistem güncellemesi sırasında bir problem çıktı ve bu nedenle de Facebook ve Instagram'a erişimin sağlanamadığı şeklindeydi. Herhangi bir endişelenecek durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Tabii dünya çapında da böyle bir kesintiye dair çeşitli yorumlar yapıldı. Facebook ve Instagram'a siber saldırının düzenlendiği de söylendi, bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak Facebook bunları da boşa çıkarmış oldu. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz, ancak şirketten gelen bu resmi açıklamaya güvenmek zorundayız. Tabii Facebook ve Instagram'a kesinti olması, özellikle de insanlar sabah saatlerinde işe giderken böyle bir kesintinin olması, Twitter üzerinde baya bir geyik çevrilmesine neden oldu. Biliyorsunuz insanlar sabah giderken ellerinde akıllı telefonlar, cep telefonları, baktıkları en başta gelen ortamlar Instagram, Facebook gibi sosyal ağ ortamları. Bunların kesintiye uğraması tabii ki insanların da bu rutinlerinde önemli bir boşluk doğması anlamına geliyor. Neyse ki kesinti fazla uzun sürmedi. Herkes Facebook'una, Instagram'ına kavuştu. Bu arada Facebook demişken Facebook'la ilgili başka bir habere değinelim. Kısaca Facebook Lite adı verilen bir uygulama çıktı. Android uygulaması. Facebook'un hedefinde dünyanın gelişmekte olan 3. dünya ülkeleri diyebileceğimiz Uzak Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri, bunlarda kullanıcı sayısını artırmak var. Bu gibi ülkelerde giriş seviyesi Android telefonlar, düşük niteliklere, teknik özelliklere sahip olan ve fazla sistem gücü tüketen uygulamaları çalıştıramayan cihazlar çok fazla. İşte Facebook bu cihazlarda düzgün çalışabilecek bir uygulamayı çıkardı. Facebook Lite adı verilen uygulama bu hafta içerisinde çıktı. Facebook Lite Android uygulamasının özelliği sadece 252 kilobayt gibi bir büyüklüğe sahip olması. Sade bir tasarım. Sadece Facebook'un temel işlevlerine izin veren, mesajlaşma, haber kaynağına erişim gibi işlevlere izin veren bir uygulama. Gelişmekte olan ülke vatandaşlarına Facebook bu uygulamayı sunmuş oldu. Devam edelim. Facebook'tan sonra Apple'a geçelim. Bu hafta içerisinde finans raporunu açıklayan şirketlerden bir tanesi de Apple'dı ve doğrusunu söylemek gerekirse en çok Apple'ın finans sonuçları bekleniyordu. Çünkü Apple 2015 mali yılının birinci çeyreği olarak adlandıracağımız 2014'ün son 3 aylık döneminde piyasaya yeni ürünlerini sürmüştü. Baktığımızda iPhone 6, iPhone 6 Plus esas piyasa yayılmasını, daha fazla ülkeye yayılmasını 2014'ün son 3 ayında gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra iPad Air 2 ve iPad Mini 3 gibi tabletler piyasaya çıktı. Yani Apple'ın bu 2015 birinci mali çeyrek yılı merakla bekleniyordu sonuçları ve sonuçlar bir rekorla sonuçlandı. Biraz garip bir cümle oldu, ancak finans tablosuna baktığımızda bir rekorun olduğunu görüyoruz. Apple 74.6 milyar dolar gelir elde etti sadece 3 aylık dönemde ve bu gelirden de 18 milyar dolar net kar kaydetti. 18 milyar dolar sadece 3 ayda bu parayı kazanmak muazzam bir şey. İnsanın gerçekten dudağını uçuklatacak bir şey. 74 milyon iPhone satılmış 3 ay içerisinde. Bu da muazzam bir rakam. İnsanların, dünya çapında birçok insanın Apple'ın telefonlarına ne kadar ilgi gösterdiğini gösteriyor. Tabii ki bu iPhone içerisinde, iPhone rakamları içerisinde sadece iPhone 6 ve iPhone 6 Plus yok. iPhone 5, iPhone 5S, tabii iPhone 5 piyasada yok. iPhone 5S, iPhone 5C gibi Apple'ın satmakta olduğu diğer iPhone modelleri de bu rakam içerisine dahil. iPad satışları biraz düşük gidiyor. Beklentinin biraz altında. iPad satışlarının düşük performans göstermesi de pazarın tabletlere, en azından iPad'lere doymuş olduğunu gösteriyor. Gerçekten aslına baktığınızda akıllı telefonlar insanların biraz daha sıklıkla, daha sık şekilde değiştirdiği, güncellediği ürünler. Tabletler pek öyle söylenemez öyle oldu. Tabletlerin güncelleme aralığı biraz daha uzun. 3-4 senede bir insanlar tabletlerini güncelleyebiliyor. Ancak daha sık kullandıkları akıllı telefonlarını daha kısa sürelerde, daha kısa dar zaman aralıklarında güncelleme ihtiyacı hissediyorlar. Mac satışları da bu arada geride kalan çeyrekte oldukça iyi bir performans gösterdi. Mac biliyorsunuz Apple'ın gitgide daha fazla para kazandığı bir ortam. Bunda tabii tüketicilerin, son kullanıcıların, bireysel kullanıcıların gösterdiği ilgi söz konusu. Bunun yanı sıra kurumlarda da Mac kullanımı biraz daha artıyor. Özellikle
uygulama geliştirmesinin, iOS uygulama geliştiriciliğinin artması doğrudan dolaylı olarak Mac satışlarını da arttırıyor. Çünkü biliyorsunuz bir iOS uygulaması geliştirmek için bir Mac'e ihtiyacınız var. Bu da yeni bir Mac alma, satın alma ihtiyacı anlamına geliyor. Bunun dışında yaratıcılık gerektiren işlerde grafik tasarımları vesairedir. Apple ürünleri biraz daha fazla tercih ediliyor. Bunu da biliyoruz. Apple'ın iPhone ve Mac ürün segmentleri bu yükselişini devam ettirir gibi gözüküyor. Bakalım iPad'i de 2015'te takip edeceğiz. Belki yeni bir iPad modeli, 12.2 inç ekranlı, daha büyük ekranlı bir iPad Pro modelinin çıkacağı söyleniyor. Öyle farklı bir ürün, biraz çığır açıcı bir ürün, iPad'in de satış rakamlarını daha da yukarı çekebilir. Bakalım bir 3 ay sonra bakacağız. Tabii yılın ilk ayı, Apple'dan çok fazla rekor beklememek gerekiyor. Biraz da durağan, yine istikrarlı şekilde bir grafik olacaktır. Her neyse, Apple bahsini burada kapatalım. Biraz cihazlardan bahsedelim, mobil cihazlardan bahsedelim. Öncelikle Snapdragon 810, 2015'in ilk yarısında göreceğiniz çoğu akıllı telefonda, amiral gemisi, üst sınıf akıllı telefonda Snapdragon 810 işlemcileri göreceksiniz. Ancak Samsung Galaxy S6'da Snapdragon 810'un yer almayacağı söyleniyor. Bir süredir Samsung Galaxy S6'da ısınma problemlerinden dolayı Snapdragon 810'un, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisinin yer almayacağı söyleniyordu. Qualcomm'un açıkladığı finans raporunda Snapdragon 810'un amiral gemisi bir cihazda yer almayacağı şeklinde bir açıklama bulunuyordu. Bu nedenle de Qualcomm'un tahminlerinde, öngörülerinde düzenleme yapılmıştı. Tabii ki herkesin aklına Samsung Galaxy S6 geldi. Büyük ihtimalle Samsung Galaxy S6'yı sadece Samsung'un ürettiği Exynos işlemcileriyle göreceğiz. Doğrusunu söylemek gerekirse Snapdragon 810'un Galaxy S6'da bulunup bulunmamasının Türkiye'deki kullanıcılara pek de bir etkisi yok. Ne de olsa Türkiye'de satılan versiyonlar Galaxy S6, Galaxy S olsun, Galaxy Note olsun, bu cihazlar hep Samsung'un kendi işlemcisiyle geliyor. Galaxy S6'da zaten Qualcomm Snapdragon 810'la çıksa bile, öyle bir türev olsa bile Türkiye'de büyük ihtimalle Exynos işlemcili versiyonu görecektik. Bu nedenle çok da büyük bir problem yok gibi görünüyor. Bunun dışında HTC One ile ilgili, HTC One M9 ile ilgili dedikodular da bu hafta içerisinde yine ortalıkta dolaşmaya devam etti. HTC One M8'den çok farklı olmayan ancak kamerasının farklı olduğu, aynı zamanda parmak izi tarayıcısının bulunduğu, önde parmak izi tarayıcısının bulunduğu bir modelin fotoğrafları ortaya çıktı. Bu arada HTC'nin bir değil iki modelle Barcelona'da gösterime çıkacağı söyleniyor. 1 Mart'taki etkinliğe çıkacağı söyleniyor. Bakalım Şubat ayı içerisinde bu cihazlarla ilgili daha fazla şey göreceğiz gibi gözüküyor. Malzeme göreceğiz gibi gözüküyor. Ve son olarak bülteni kapatmadan önce General Mobile Discovery Air'a değinelim. Dün General Mobile'ın basın toplantısı vardı. İnternet medyası, çeşitli gazeteciler ve biz de oradaydık. General Mobile'ın yeni ofisi İstanbul'da Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi içerisinde geniş bir alanda, açık ofiste yaklaşık 300 kadar çalışan bir arada çalışıyor. Yani bir karınca yuvası gibiydi, herkes çalışıyordu. Gayet güzel bir ortam. Doğrusunu söylemek gerekirse ben General Mobile'ın böyle bir büyükte böyle bir ofise sahip olduğunu bilmiyordum. Zaten ofis yeni, ancak gerçekten de standartları epey yüksek görünüyor General Mobile'ın. Ortaya çıkan ürün de, bize gösterdikleri ve bizim de bugün haberini verdiğimiz ürün de, Discovery Air de gerçekten ilgi çekici. General Mobile'ın inceleyip sık dokudu ve tüketicilere güzel bir model sunmayıp amaçladığı gözüküyor. General Mobile Discovery Air şu anda elimde. Şu anda konuşurken bir yandan da Discovery Air'ı elimde tutuyorum. İki tarafı da cam ve kenarlarda metal çerçeveyle çevrili. Gayet hoş duruyor, şık duruyor. Cam biraz kaygan, ön ve arka cam. Bu da elinizden kayıp gitmesine neden olabilir veya bir yüzeye koyduğunuzda telefonun kayıp düşmesi söz konusu. Bu açıdan Xperia Z3'ü biraz andırıyor Discovery Air. Zaten tasarım olarak da biraz Xperia Z3 havasını sezindirdim. Discovery Air da gerçekten güzel model. Ancak teknik özellikler bakımından biraz daha pazarın orta üst segmentini hedefleyen bir model olduğunu söyleyebilirim. Geçen yaz ortasına çıkan Discovery 2'den biraz da bir kademe de altta
duran bir ürün ancak gaylet etkileyici duruyor. Detaylı incelemesinde çok yakında Teknoblog'da bulacaksınız. Discovery Air'dan başka General Mobile'ın bu yıl içerisinde bir ürün daha tanıtmasını bekliyoruz. Discovery 3 olabilir, belki bu yaz aylarında gelecektir. Bunun yanı sıra bir de tablet gelecek. Discovery tablet bekleniyor General Mobile'dan. Fazla ürün çıkarmadan az ama öz davranmayı tercih ediyor gibi gözüküyor General Mobile. Biz de ilerleyen zamanlarda yeni üründen haberlerini sizlere aktaracağız Teknoblog'da. Ve geldik 30 Ocak 2015 tarihli podcast bültenimizin sonuna. Ben Sabri Küstür. Gelecek hafta bir aksilik olmazsa Perşembe veya Cuma yine karşınızda olacağız. Şubat ayının ilk haftasında öne çıkan ne gibi gelişmeler var? Bunları size aktaracağız podcast bültenimizde. Teknoblog.com her zaman açık. Ziyaretlerinizi bekliyor. En güncel haberler orada. Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarımızda Facebook, Google+, Twitter, Instagram. Bu hesaplarımızda takip için sizleri bekliyor. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.